Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte elimde görmüş olduğunuz çakma iPhone 6s'i inceleyeceğiz. Şimdi Efe bizim için bu telefonu sipariş etti, sağ olsun, gitti aradı, konuştu, halletti. Biz herhangi bir firma ismi vermeyeceğiz, daha sonra mahkemelik oluyoruz. O yüzden herhangi bir firma ismiyle şimdi karşılaşmayacaksınız. Ancak internette ufak bir Google'lamayla karşınıza onlarca replika telefon alabileceğiniz site çıkıyor. Şimdi gelin hep beraber sipariş kısmını izleyelim. Selam millet, şimdi iPhone 6s çakmasının siparişini vereceğiz. Bir iki kere biz ulaşmayı denedik. Dördüncüsünde mi, beşincisinde mi ne açtılar? Şimdi son kez daha deneyeceğim. Bakalım karşımıza çıkan arkadaşın konuyla alakası ne kadar veya bize nasıl ilgilenecek. Efendim, iyi akşamlar. Merhabalar. Ben iPhone 6s çakması için aradım da doğru yerde miyim acaba? Tamam, buyurun. Evet, doğru aradınız. Buyurun. Birkaç sorum olacaktı size. Tamam, sorun. Müsaitsiniz değil mi? Anlıyorum. O zaman soruma geçiyorum. Şunu sormak istiyorum ben öncelikle size. Apple Store'a bağlanabiliyor muyuz? Bu 6S'le. Bağlanabiliyorsunuz. Oyun ve uygulamada indirebiliyorsunuz. Onda bir problem yok. Peki şeyden farkı ne bunun? Ya sonuçta bu kabatabirli bir çakma bir ürün değil mi? Yani denebilir. Gerçek iPhone'dan farkı nedir bunun peki? Ha, her şey aynı. Sadece Çin'de üretiliyor. Tek fark bu. Ha, diğerleri Amerika'da, bu Çin'de üretiliyor yani. Her şey aynı. Evet. Anladım. Peki bir de şu var, kullanıcılar için bu gerçekten önemli bir olay. SAR değeri hakkında bir bilginiz var mı peki? Onunla ilgili tam olarak bir bilgim yok ama yani herhalde yüksek değildir tam olarak. Emin değilim, bilmiyorum. Peki bu konuda size orada bilgi vermiyorlar mı? Bunu ancak yani hani öğrenmemiz gerekir. Onunla ilgili bir bilgimiz yok, evet maalesef. Peki iOS yüklü mü içinde? Her şey aynı yani. Hı hı. Bu çakma iPhone 6s'imiz kaç giganiga acaba? Ne? Giga ne? Giganiga. Giganiga yok. Yani öyle bir şey bilmiyorum. bu şeyde... ya şimdi bu orijinallerindeki gigabyte oluyor. Bu çakmalarındakine de giganiga deniyor. Gigan... Yani öyle bir şey olduğunu tahmin etmiyorum. Ama hani bilmiyorum yani. Sizin... Giganiga ile alakalı bir bilgimiz yok. Sorun. Yani sizin... başka bir sorunuz varsa onu alayım. Ben anladım. Sizinki şey o zaman. Giganiga olmayandan. Giganiga sizinki. Giganigasız iPhone 6s. Tamam, anlıyorum. Evet. Peki, teşekkür ederim. Ben şimdi buradan topu Lütfü'ye atıyorum. Evet Efe, teşekkür ederim topu bana attığın için. Şimdi ben telefonu anlatmaya başlayacağım. Telefonu ilk elinize aldığınız zaman herhangi bir iPhone 6s'ten farkı yokmuş gibi duruyor. Neredeyse birebir aynısını yapmışlar. Şöyle ufak bir detaya dikkat etmek istiyorum. Designed by Apple in China diyor. Orijinal telefonların arkasında Kaliforniya'da dizayn edildiği yazıyor. Telefondaki ablamızın da söylediği üzere Çin'de üretiliyor. Yani tek farkı bu demişti. Bütün iPhone'lar Çin'de üretiliyor ancak çakmaları gördüğünüz gibi Çin'de tasarlanıyor. Orijinalleri de Amerika'da tasarlanıyor. Telefonu birazdan yakından değineceğiz. Telefonda yok yok demek isterdim ancak telefonda hakikaten hiçbir şey yok. Herhangi bir almanızı gerektirecek özel bir durum da yok telefonda. İsterseniz bunların hepsine yakından bakalım. Evet arkadaşlar, yakın planımıza aldık telefonumuzu, çakma iPhone'umuzu. Hızlıca bakmak istiyorum, Siri var mı mesela? Siricik. Kezban, özledin beni? Merhaba. Merhaba. Şimdi konuşun diyor ama Siri ile senin yakından, uzaktan hiç alakan yok. Sen konuşmuyorsun bile. Zaten altında da Google yazıyordu bu arada. Neyse, menüye şöyle hızlıca bakalım arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi kasıyor menü geçişleri bile. Bu telefonda daha doğru düzgün hiçbir şey yapmadık. İçine bir tane oyun yükleyebildim sadece. Yani içinde sadece bir tane oyun var, o halde bile kasıyor. Bunu söyleyeyim, şöyle gördüğünüz gibi sağa sola kayarken. Halbuki bir iPhone 6s böyle olamaz. Apple Store diyor arkadaşlar. Şimdi en merak ettiğim konulardan bir tanesi buydu benim telefon. Geldiği zaman eminim siz de merak ediyorsunuz. Apple Store var demişti bayan arkadaş. Gidiyoruz Apple Store'a. Bağlanabiliyorsunuz. Oyun ve uygulamada indirebiliyorsunuz. Onda bir problem yok. Gördüğünüz gibi Çin'in en ücra köşelerinde, en tırt yerlerinde üretilmiş bir market karşımıza çıkıyor. Bu marketten bir şey indirmek çok zor. İndirirken kıvranıyorsunuz. Zaten buralarda böyle kasıyor. Görseller geç geliyor, bir şeyler oluyor. Şimdi burada kendi oyunumuzu bir aratalım hızlıca. Kafa topu. Hemen bakalım markette bulabilecek miyiz? Ben ihtimal vermiyorum. Kafa topu yazdım zaten. Ki çıkarsa yüklemeyi de deneyeceğim. Search ve evet. Telefonun kafasının güzel olduğu gerçeğini burada görüyoruz. Zira en tepede çıkan şey kafa topu değil. Kafa 1500.
Kafa topunu bulamayan markete de ben market demem ayrıca. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok acayip bir marketi var. Hiç bulaşmayın marketine. Şimdi konuşun yazan şey de zaten bize cevap vermiyor. Sen ayrı Kezban bile değilsin sen. Senden de çıkıyorum. Kamerasının görsellerini arka planda döndürüyoruz arkadaşlar. Buradan da şöyle önce şuradan bir göstereyim size. Kameraya giriyoruz. Misal bir adet selfie çektim. Bu ben miyim? Bu kim? Belli bile değil. Şöyle yaklaşalım. Oradan belki de şu an çok net belli olmuyor bu tepedeki kameradan. Ancak yakın plan fotoğraflarını yani fotoğrafın tam halini siz ekranda görüyorsunuz şu an. Gelmeye başladı. Kamera demeye bin şahit. Hani bununla çekildiğiniz anılar hakikaten kötü anı olur. Onu sizlere belirteyim. Market yok demiştik. Gerçekten şu market olayı beni çok üzdü. Her köşede bir market varken bu telefonda bile böyle bir market olması bilemiyorum yani. İçinde Antutu kurmayı başardım bir şekilde. Onu da sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Antutu Benchmark'ı açıyoruz. Ancak Antutu Benchmark bile çakma. Zira şimdi açılırsa eğer Allah'ın cezası. Install and test diyorum. Hiçbir işe yaramıyor gördüğünüz gibi. Ama şöyle bir şey var. Bunu yapmışlar. Info'ya geldiğimiz zaman yani bilgi kısmına geldiğimiz zaman Basic Info'da markayı Apple olarak görüyoruz. Allah Allah şaşırtıcı. iOS 8.1 yüklü olduğu yazıyor. Burada yalan söylememişler. Hakikaten belki de adamlar Antutu'yu indirdi. Baktı bu telefon hakikaten iPhone dediler ve öyle satıyorlar. Yani bilemeyiz bunu. Onun dışında 1 GB RAM'i olduğunu gösteriyor. Depolamasına bakıyoruz. 0.14 GB'miş. 0.14 GB'a 3 tane JPEG atınca muhtemelen dolar. Bir de internal storage diye var. Herhalde bunun ufak bir yerine çakma bir tane hafıza kartı koydular. O da 8 GB diyor. Yani siz bununla 4K 2 dakikalık videoyu nah çekersiniz affedersiniz. Çünkü kamerası bok gibi. Apple A8 bir işlemcisi var diyor. 32 bitmiş. 640'a 1136 pikselmiş ekranın çözünürlüğü de o da değil arkadaşlar. Pikseller adeta dans ediyor ekranda. Bunu çok net anlayabiliyorsunuz. Şimdi bu telefonu bir de bunun gerçeğiyle yan yana koyalım. Şunu şöyle azıcık kaydırayım. Bir adet orijinal iPhone 6S. Zaten yan yana geldikleri zaman aradaki fark o kadar bariz ki şunun ekranının cayır cayır yanmasından anlayabiliyorsunuz. Şunun ekran ise solup gitmekte. Onun dışında şöyle menüleri bir kaydıralım. Ben burada 3 tane menü kaydırdığımda bununki bir tanesi ancak kayıyor. Bunun yanında şöyle alttan çıkartalım. Gördüğünüz gibi çok büyük bir fark yok. Ancak ikonlar falan filan çakma olduğu için ve piksel piksel olduğu için çok kötü duruyor çakma olan da. Adeta benim bozuk olmayan gözlerimi bozmaya yaklaştı telefon. Şimdi hızlıca sağına soluna da bakalım arkadaşlar. Şöyle ikisini de kapatayım elim sağa sola çarpmasın. Alt tarafı. Alt taraf birebir aynı şöyle koyayım. Hatta alt taraftan baktığınız zaman hangisi gerçek hangisi çakma olduğunu anlamak zor. Zaten yakın plan fotoğraflar şu an girmeye başladı. Kamera kısmına bakalım. Kameralara baktığımız zaman orijinal olan iPhone 6S'in kamerası birazcık daha büyük. Bunun dışında flaşı neredeyse birebir yapmışlar. Apple logosunu görüyoruz. Ancak şu çakmasını şöyle tırnağımla sanki birazcık oynasam fırlayıp gidecekmiş gibi duruyor. iPhone S, iPhone S. Altında işte burada zurnanın zorladığı yer var. Az önce de bahsettiğim gibi. Designed by Apple in China, designed by Apple in California. Yani diyor ki biz bunu Çin'de tasarladık, Çin'de ürettik. Bunlar da Amerika'da tasarladık. Amerika'da değil, Çin'de ürettik. Çünkü Çin'de üretim çok daha ucuz. Milleti ucuz ucuz çalıştırıyorlar. Onun dışında ön tarafına bakalım. Biri siyah, biri beyaz telefonların ama yine de aralardaki farklara bakacağım şimdi. Ön tarafta öyle göze batan çok büyük bir fark yok arkadaşlar. Birbirine acayip yakın. Yan tarafına bakalım. Ses açma kısmı bölgelerin olduğu yere. Burada da çok büyük bir fark yok. Yalnız ben bunun bir kere sesini açtım, kıstım, sessiz aldım falan filan. Bu yan taraftaki çakma olanın ses açma kısmı düğmesi yamulmaya yüz tuttu. Sanıyorum 3 kere daha telefonu sessiz alırsam telefon elimde kalacak. Ki zaten videonun sonunda keşke elimde kalsaydı diyecek bu telefon. Diğer tarafına bakalım sim kart girişi olan yerlere. Burada da çok büyük bir fark yok. Gördüğünüz gibi hatta birebir aynı anten yerleri falan filan birbirine çok yakın. Evet millet bu iki telefon için söyleyebileceğim şeyler bunlar. Aralardaki farklara hakikaten çok çok değinmeye gerek yok. Bu telefon 3500 lira, bu telefon 400 lira, 350 lira o civarları bulabiliyorsunuz. İnsanlar mal mı da gidip bu telefona 3500 lira, 3000 lira para veriyor da bu varken neden bunu alıyorlar diye sorgulamak bile saçma. Aradaki fiyat farkı zaten İçindeki özellik farkında tamamen barındırıyor. Bu telefonu almayın demek hani bizim de artık boynumuzun borcu oldu diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çakma iPhone 6S ne kamera olarak ne özellik olarak ne oyun açısından ne
herhangi bir açıdan size hiçbir getirisi yok. Sadece zararı var. Bu telefonun SAR değerini hiçbir şekilde öğrenme şansımız yok. Teste sokmanız lazım. Bu testler de hani ucuz şeyler değil. Her zaman yapılabilecek bir uygulamayla halledilebilecek şeyler değil. SAR değerini bilmiyoruz telefonun. Size verebilecek sağlık açısından zararları bilemiyoruz. Ki bu para açısından da size zarar veriyor. Biz bu telefonu 400 liraya aldık. 400 liramız resmen çöpe gitmiş oluyor. Hadi 400 lirayı bir şekilde karşılayabiliriz, çalışıp ödeyebilirsin ama sağlık açısından verdiği zararları hiçbir şekilde karşılayamazsın. Masaya koyup 2-3 kişiye hava atacağım diye böyle bir telefon almaya gerek yok. Zaten sizin masaya koyup da hava attığınız insanla muhatap olmanıza da çok gerek yok. Şimdi yavaş yavaş incelememizin sonuna geliyoruz ancak bu çakma telefonu bir şeyler yapmazsam içimde ukde kalır. Yabancı bir YouTube kanalında görmüştük, kolonun içine atıyorlardı. Biz de bunu kendimize uyarladık ve Webtekno usulü yapacağız. Hep beraber izleyelim. Merhaba arkadaşlar, tekrar yanınızdayız şimdi. Efe'cim ne yapacağız? Ne yapacağız? Ben dinlemedim seni bu arada. Neyse kararsız, şaka yapıyorum. Millet, şöyle bir kola aldık. Bizim milli içeceğimiz olan Le Cola. Biliyorsunuz bu çok uygun fiyatlı. Bunu yabancılar yapmış dediğimiz gibi normal kolayla gerçek iPhone 6S satmışlar. Biz Türk usulü çakma iPhone 6S ve çakma kolayla yapacağız. Ama bu kolayı çakma demek haksızlık mı olur? Bilemedim. Tabii ki olur. Çünkü ayıp olur. Bir yerde gibi satılıyor. Aynen öyle. Ucuz, uygun, öğrenci bir yerde. O zaman başlayalım mı şimdi? Haydi. Birader sakata gelmiyor. Sakata gelmiyor, bir şey olmaz. Al kardeşim. Bunu kim? Al kardeşim. Grafen çok sağlıklı tek söz söylüyor, biliyor musun? Sakata gelmiyor. Ama sakata gelmiyor. Sesi bile bir bu başka. Bu tencerenin ya içine bu başka kolayı döküyoruz. Haydi evet, bakalım. Tam bu kolayı. Sana söyleyeceği kadar. Köpür, iyice köpür tamam. Köpür ne lan? Dök baba dök. Dök. Yansın hepsi. Bence yeter. Bu arada arkadaşlar kesinlikle şey yapmıyorum yani, tavsiye etmiyorum. Yani zaten buna evde deneyin denemeyin diye bir şey. Tamamıyla kolay ya. Kolay eyvallah, onun için de buna evde denemeyin demenin mantığı bence hiç yok. Direkt ayran için abi, ne işe yediniz? Paşalar gibi. Her türlü gelir. Her türlü tamam. Veriyorum odunu. Ver odunu. Aynısı. Ver odunu, Salih Usta yansın. Bence biraz daha dökelim ya, onun su kısmı birazcık şey olacak çünkü abi illaki kaynamaya başladıktan sonra. Katılaşır. Ver, iyice gaz ver. Şimdi arkadaşlar bunu bir kaynamaya bırakalım biz. Burada bakalım ne kadar sürede kaynayacak. Daha sonra tekrar geleceğiz. Abi hakkınızı helal edin. Baba ben buna dayanamam ya. Olanlar oluyor. Oğlum beni çekme, oraya çek. Zunlar. Orada zaten iki tane kamera çekiyor onu ya. Oğlum nasıl bir şey oldu la? iPhone nerede? Bence iPhone eridi. Abi iPhone eridi. Aha burada vallahi buldum. Al onu. Tekbir al. Beyefendiyi dışarıya alalım. Abi tut. Tut bu saatten sonra da. At şu yere, at yere. Al abi. Sen gidersin mangalda et çeviriyoruz. Batarya nerede lan? İçinde, arkasında. Sağlam mı? Sağlam. Millet, çakma iPhone 6S videomuzun sonuna geldik. Kolanın içine attık. Bayağı kaynayan kolanın içine attık. Ancak bataryayı patlatamadık. Gönül isterdi ki bataryayı patlatalım. Aynen. Abi batarya tencerenin şey içinde patladı, dumanlar çıktı. Batarya hamur oldu zaten. Böyle ellediğin zaman elin içine çöküyor. Sen tehlikeyi seviyorsun. Ben tehlikeyi seviyorum. Benim çakmaları hamur oluyormuş abi. Gerçekleri patlıyor. Buradan da telefon çakma mı değil mi anlayabilirsiniz. Olaylar tencerenin içinde oldu. Biz açtığımızda telefon hamur gibiydi. Aynen yani öyle. Evde denemeyin demeye tekrar gerek yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Ya sana ne, insanların zevki sana mı kaldı abi ya? Bir insan evde belki bir buçuk saat boyunca kola kaynatmaz abi. Belki bu birincisi. Biz bir buçuk saat boyunca kola kaynatmaz. Ama bu arada yapmıyorum. Uyarsın. Tamam, yapmayın. Yapmayın.
Millet aklınıza gelen böyle aksiyonlu finaller varsa da alt tarafa yazın. Gördüğünüz gibi her türlü tehlike Onur'un elinden ihaleyi her türlü biliyor. Şimdi Adanalı olduğumuz için hafif bir yürek yemişim oluyor. O zaman kendinize çok iyi bakın diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Gel ben başlıyorum. Telefona 400 lira verdim. Tencere telefonum daha pahalı ve sunu aldı. Hayda. Dediğim gibi tencere telefonum daha pahalı. Neyse artık bunlar artık YouTube'a neteden maaştan bir şeyler aradık artık. En çok da onların maaşından keseceğiz. Kaç Aydan kaç. Kapat kaç. Millet üst tarafımıza bir video var. Ne lan bu video? Akıllı yüzük abi. Akıllı yüzük evet. Akıllı yani yüzük görebiliyorum bak. Tepeden ulaşabilirsiniz. Havada hiçbir şey olmamasına rağmen şuraya baktığımda akıllı yüzük görüyorum. Artık senin bünye alıştı buna. Değil mi otomatik olarak?